Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte birçoğumuzun, özellikle de sınava hazırlanan öğrencinin planlamakta ve yönetmekte zorlanmış olduğu bir kavram üzerine durmak istiyorum. Zaman kavramı. Peki nedir bu zaman dediğimiz kavram? Zaman, içerisinde mutlaka bir eylem bulunduran, satın alınamayan, geri dönülemeyen ve çoğalamayan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden de bizler zamanı iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Sınav öğrencilerinin zamanı yönetebilmesi için mutlaka bir plan dahilinde ilerlemesi gerekir. Ayrıca bunun yanında herkesin uyabileceği çok basit bir kuraldan bahsetmek istiyorum sizlere. Parkinson kuralı. Parkinson kuralına göre bir işe ne kadar zaman ayırırsak o iş o zaman diliminde biter. Çünkü beynimize neyi kodlarsak ve neyi yapması gerektiğini söylersek beynimiz onu algılar. Örneğin Türkçe dersindeki ses bilgisi konusunda çalışacaksınız ve ses bilgisine 2 saat verdiniz. Emin olun ses bilgisi 2 saat verdiğiniz için o süre zarfında bitecektir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bir işe başlamadan önce onun planlamasını yapmanız gerekir. Çünkü bir işe gereğinden fazla süre tanımlarsanız zamanınızı boşa harcamış olursunuz. Gereğinden az bir süre tanımlarsanız da strese girmiş olursunuz ve kaygılanmaya başlarsınız. Yani kısacası şunu anlamamız gerekiyor. Herkesin 24 saati var. Ancak bu 24 saat içerisinde ne yapacağımız ve nasıl değerlendireceğimiz bizlere bağlı.